kanalım Çarik Kostüm ve Aksesuar'a hoş geldiniz. Bugün kostüm ve aksesuarlardan bahsetmeyeceğiz. Onun yerine vizyona son giren Black Panther filminden bahsedeceğiz. Dün akşam filmi izleme fırsatı buldum. Görüşlerimi size söylemek isterim. Bunları eleştiri olarak kabul edebilirsiniz. Ne sinema uzmanıyım ne film uzmanıyım. İnternette duyduğum bazı şeyler, bazı okuduğum şeyler, filmde kendi gördüklerim. Bunlar üzerinden küçük bir değerlendirme yapmak istedim sadece. Filmle ilgili değinmek istediğim ilk nokta. Film daha vizyona girmeden, ilk duyurulduğu andan itibaren şöyle bir söylenti gezdi. İlk siyahi süper kahraman filmi diye, başrolünde ilk siyahi bir oyuncunun olduğu süper kahraman filmi diye ama bu tanımın yanlış olduğunu bilecek kadar yaşlıyım ne yazık ki. Blade'i izledim, Meteor Man'i TV'de de olsa çocukken izlemişliğim var. Daha önce siyah oyuncuların başrol olduğu süper kahraman filmleri oldu ancak bu kadar büyük bir prodüksiyon belki de ilk defa yapıldı. Veyahut da yeni nesil ilk defa böyle bir şey görüyor, o yüzden de kaynaklanmış olabilir. Sadece buna değinmek istedim ancak burada benim ilgimi çeken esas nokta şu, belki bizde bu kadar önemli değil ama yurt dışındaki sosyal medya hesaplarını takip ettiğiniz zaman bu konu çok büyük bir şekilde gündeme getirildi. Bu da şunu gösteriyor, o ülkelerde hala ne yazık ki belki kötü manada olmasa da bir ırkçılık kalmış durumda. Bu çok acı bir şey. Ben film ilk duyurulduğunda, daha önce Blade'i izlediğimde, Meteor Man'i izlediğimde başrol oyuncusunun hangi ırktan, hangi renkten olduğu benim için hiçbir zaman önemli olmamıştı. Benim gibi birçok bu ülkede yaşayan insan için de önemli olmadığını düşünüyorum. Bizim için önemli olan şey orada bir insan olduğuydu. Onun süper kahraman oluşu, yaptığı kahramanlıklar vesaire bilmem neydi. Ama işte başka ülkelerdeki bakış açısının bu şekilde olması, dünyanın hala bu şekilde hastalıklı düşünmesi açıkçası beni üzüyor. Olmaması gereken bir şey. Sonuçta ne diyoruz? Yaşasın halkların kardeşliği. Bu sadece değinmek istediğim küçük bir konuydu çünkü canım sıktı. Dönelim filme. Filmin yönetmenliğini Ryan Coogler yapıyor. Kendisi daha önce Creed filminde Fruitvale Station filmleriyle tanımıştık. Başarılı bir yönetmen. Kötü işler çıkarmadı. Bu filmin de kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece beklentilerim biraz altında kaldı. Ondan bahsedeceğim iyi kötü ama biraz da oyunculardan bahsedelim. Başrollerinde Chadwick Boseman, Michael... Soy ismi tam olarak böyle mi okunuyor bilmiyorum. Chadwick işte her neyse. Gene Creed filminden yönetmenin aşina olduğum Michael B. Jordan. Forest Whitaker kendisini Ghost Dog, The Way of the Samurai filminden beri hayranıyım. O zamandan beri takip ederim. Rogue One'daki rolü de mükemmeldi. Gerçekten iyi bir oyuncu. Burada da çok iyi oyunculuk sergilemiş. Martin Freeman gene Hollywood'un büyük oyuncularından. Filmdeki az sayıda beyaz oyunculardan biriydi. Gayet rolünü başarılı oynamış. Andy Serkis muazzam bir kötü adam tiplemesi yapmış. Age of Ultron'dan sonra tekrardan görmek kendisine eğlenceli oldu. Ve sinemada izlediğim en değişik, en güzel kötü karakterlerden biriydi kesinlikle. Black Panther'ın T'Challa'nın kardeşini oynayan Letitia Wright ismi sanırsam böyle okunuyor. Bu isimler gerçekten benim için çok zor. Hepsi farklı bir şey. Çok şeker bir kız kardeş tiplemesi çizmiş. Diğer oyuncular da aynı şekilde başarılıydı. Zaten filmin sorunun oyunculuk kısmında olduğunu da düşünmüyorum. O kısımlara birazdan geleceğim. Filmin senaristini ise yönetmenimiz Ryan Coogler, Joe Robert Cole yapıyor. Joe Robert Cole daha önce American Crime Story'nin 2 bölümünde senarist olarak yer almış biri. Tecrübesi bu kadar diye düşünüyorum. Black Panther filminde de kötü bir senaryo çıkarmamışlar ortaya. Ama yine birazdan değineceğim gibi yeterince derinlikli olduğunu düşünmüyorum. Filmin müziklerine gelir. Galaya gitmiş kişiler muazzam müzikler olduğu konusundan bahsediyordu. O beklentiyle gittim. Belki beklentim yüksek olduğu için yetmedi ama filmin müzikleri bana kalırsa akılda kalıcı değil. Anadolu tat bilmekmiş bir, Anadolu tat bilmekmiş bir, Anadolu tat bilmekmiş bir, bilmekmiş bir, bilmekmiş bir. Bir film müziği nedir derseniz benim için Star Wars'tur. Yani Imperial Marsh'ı duyduğunda hala tüyleri diken diken olmayan varsa bir zahmet müzik zevkini bir daha gözden geçirsin. Veyahut da Karayip Korsanları'nın müziği, onu düşünün. Her duyduğunuzda veyahut da sinemadan çıktığınızda mırıldanmıyor muydunuz? Aklıma ilk etapta gelenler bunlar oldu. Veyahut da son filmlerden Batman vs. Superman, Dawn of the Justice. Orada Wonder Woman'ın müziği böyle çok kısa da olsa bir verildiği an. O aklınızda kalmadı mı? Yani bu müzikler bir şekilde tease edip yükselen müzikler ve başarılı. Biliyorum çok fazla Hans Zimmer'dan örnek verdim. Müzikleri takip eden arkadaşlar fark edecek ama bu adamın Hollywood'da başarılı olmasının bir sebebi var diye düşünüyorum. Bu filmde de Afrika'dayız. O tamtamlar, davullar yani kullanılabilecek birçok öğe vardı ve bunlarla muazzam bir hissiyat yaratılabilirdi. O aksiyon sahneleri girişi öncesi, düello sahneleri öncesi davullar daha efektif kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Bence orada eksik kalmış film. Filmin müziklerinde Ludwig Göransson
Yönetmenimiz Ryan Coogler'ın bu müzisyeni tercih etmesinin sebebi de sanırsam Creed ve Fruitvale Station'da birlikte çalıştığı müzisyen olması diye düşünüyorum. Birbirlerinin tarzını anlıyorlar muhtemelen, o yüzden birlikte çalışmaktan hoşlanıyorlar. Dediğim gibi kötü değil ama akılda kalıcı olmadığı için film müziklerine tam puan veremiyorum. Son olarak filmin konusuna gelirsek, filmin konusu Marvel sinematik evreninde geçen diğer olaylarla birlikte akışa katılmış bir hikaye. Wakanda'nın kralı T'Challa'nın kral olduğu süreçten sonra da yaşadığı sorunlar diyebiliriz. Yani işte kral da olsanız rahat edemiyorsunuz, yapacak bir şey yok. Dünya böyle bir yer. Onun bile sorunları var. Savunması gereken bir ülke, sahip çıkması gereken değerler var ve bunlar aynı zamanda bir aile dramıyla birleşip ona sorun olarak geri dönüyor. Ancak şöyle bir şey, film tam olarak bir ülkenin gelişim ve içerdiği sorunlar mı, bir aile dramı mı, bunların her birinden parça parça anlattığı için tam olarak bir bütünlük oluşturamamış. İşte derinlik kısmı bence burada sıkıntı yaşamış. Ne kötü adamın emellerini tam manasıyla anlayabiliyoruz, isteklerini, ne de iyi adamın ne yapmak konusunda kararsız kalışı konusunda tam bir fikir edinebiliyoruz. Yani film bunları anlatırken biraz kısa bir döngüye girmiş. Belki de şu var, film daha derinlik bir filmdi. Atılan sahnelerin neler olduğunu bilmiyoruz. Süresi yetmemiş olabilir. Yönetmen, senarist bunları yeterince yer vermiştir ama stüdyo elindeki imkanlar dahilinde sinemalara gönderebileceği süreyi 2 saat 14 dakika olarak belirlemiştir. Belki de bu yüzden böyle izledik. O yüzden tam bir yorum yapmak veyahut da eleştirmek doğru değil diye düşünüyorum. Ama sinemaya giderkenki beklentim çok daha derin bir hikaye anlatılmasıydı. Ha bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu tarz filmlerde Amerikan'ın şöyle bir huyu var, günah çıkarıyorlar. Küçük bir spoiler olacak burası. Eğer duymak istemiyorsanız biraz ileriye sarın. Günah çıkarması Amerika'nın, yani bu işte bir sahnede bir tarih eser muhabbeti dönüyor ve işte o kötü adam oradaki tarih eseri çalacak birazdan, onu anlatıyor bize. Ancak buna işte oradaki müze görevlisi de çalamazsınız diyor kısaca, hani bu burada korunan bir eser. Ancak o da işte cevap veriyor, yok bu sizin insanlarınız nasıl bunu aldı sanıyorsunuz, bizden aynı şekilde geri alacağız diyor. Evet, bu yapılanlar biliniyor ama bunları düzeltmek için bir şey yapılıyor mu? Hayır. Sadece filmlerde böyle işte ufak tefek geçişler görüyoruz. Bunu King Kong'da da gördük, Skull Island'da. Buna benzer onlarca filmde, zaten akademide bu tarz şeyleri seviyor. Bunları karşımda kaldırıp Oscar veriyor. Seneye en iyi özel efekt dalında ödül alırsa hiç şaşırmam Black Panther açıkçası. Marvel sinematik evrenindeki yeri şu an için, yani Black Panther'ın açıkçası Civil War'dan çok çok farklı değil. Çok fazla değişen bir şey olmadı. Filmin sonuyla ilgili spoiler vermek istemiyorum. O yüzden geleceği nasıl etkiler açıkçası çok da fazla bir şey vermedi gerçi filmde. Bir iki ufak kritik nokta vardı. Onları da belki başka bir videoda değerlendirmek lazım. Film daha dün vizyona girdi. İzleyecek bir sürü kişi olabilir. O yüzden çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ama Marvel sinematik evreni için standartta bir film diyeyim de, standartın üzerinde değil. Bir Winter Soldier değil bana sorarsanız. Bir Civil War değil. Ama kesinlikle kötü de değil. Gidin izleyin derim. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Özellikle bizim gibi nerd tayfanın muhakkak bakması gereken, görmesi gereken filmlerden biri. Muazzam bir emek harcamış. Çok güzel efektler var. Onu dediğim gibi yeterince derin olmasa da kötü değil. Oyunculuklar çok çok iyi. Görmenizi tavsiye ederim. Özellikle Andy Serkis'in oyunculuğunda bir kötü adamı izlemek, onun kendi yorumuyla izlemek çok eğlenceliydi. Ben yani sırf o kısımları bir daha oturup izlemek isterim ayrıca. Filmle ilgili benim görüşlerim bunlar. Sizlerin görüşleri neler, onları da merak ediyorum. Benim gözümden kaçan detaylar olmuş olabilir. Değinmeyi unuttuğum konular olmuş olabilir. Lütfen yorumlarda bunlardan bahsedin. Beğendiyseniz videoyu aşağıda beğen butonuna basın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Kanalıma abone olun. Bir sonraki videoları görün. Daha önce de bahsetmiştim. Kanalın esas amacı aslında cosplay, kostüm, prop vesaire bilmem ne yapımı üzerine. Ve bir şeyler yolda geliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Şu an üzerinde çalıştığım küçük bir proje var. Yakında onda nasıl yapıldığını videosunu yükleyeceğim YouTube'a. Onu da takip edebilirsiniz. Kendisi yolda. O zaman ara ara bu tarz beğendiğim filmler üzerine böyle videolar çekip koyacağım. Bunları da anlatacağım size. Sizlerin görüşlerini de almak istiyorum çünkü. Bu da benim için önemli. Sıradaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.